CHP. Teşekkür ederim. AK Parti'ye oy vermeyi düşünmüyorum. Şu an en hayırlısı kimse ona vereceğim. Şu an aklımda bir isim yok. Teşekkür ederiz. Sağ. Koalisyon hükümeti olursa koalisyon hükümetine oy veririm. Aklınızda bir isim var mı? İsim derken parti olarak mı yoksa? Kişi olarak. Yani aslında birden fazla kişi var. Yani biri Ekrem İmamoğlu, biri Mansur Yavaş. Parti ismi vermeyeyim isterseniz. İsim verseniz o zaman? Büyük ihtimalle İyi Parti'ye veririm. CHP'ye oy veririm. Zaten CHP'liyiz. Evet. CHP'ye. Teşekkür ederiz. Belli parti dışında hepsine verebilirim. Aklınızda bir isim var mı? Yok, söylemeyeyim şimdi. Sen kime verirsin? Valla ben tarafsızım ya. Aklınızda bir isim yok mu? Yok. Sizin? Ben MHP'ye veririm ya. Mevcut iktidara vermem. Aklınızda bir isim var mı? Karar kesin değil ama şu ankine vermeyeceğim. Teşekkür ederiz. Boş kullanırım. Kendinizi yakın hissettiğiniz bir isim yok mu? Hiçbir yok. CHP. Yorum yapmak istemiyorum. Teşekkür ederiz. HDP'ye. Siz? HDP. Vermem. Aklınızda hiçbir isim yok mu? Yok. Ya benim de belli bir isim yok. Çünkü sonuçta başa kim gelse şu an toparlanacak gibi değil ülke ve yani bilmiyorum, geleceği pek parlak göremiyorum. Yani şu an başımızda evet birisi var. Evet, bir kesim olumlu, bir kesim olumsuz ama bugün bu adam gelse ülke direkt toparlanır diyemiyorum. Öyle birisi olmadığı için de bilmiyorum, kararsızım. Teşekkür ederim. Kim olarak? Aday. Genel seçim olarak. Aday. Sizin aklınızda bir isim var mı? Yok. Teşekkür ederim. AK Parti'ye vermeyeceğim kesin. Aklınızda bir isim var mı? Hayır, şu anda yok. CHP'ye oy vereceğiz. Siz? Ben de CHP'ye oy. Teşekkür ederiz, sağ olun. Kimseye oy vermem. Aklınızda hiçbir isim yok mu? Yok. Teşekkür ederiz. Benim öyle bir düşüncem yok. Aklınızda? O anki duruma bağlı. Teşekkür ederim. Şu anda hiç kimseye. Aklınızda hiçbir isim yok mu? Var. Teşekkür ederiz. Bana özel. Tayyip Erdoğan Bey'e. Teşekkür ederiz, çok sağ olun. Adaya bağlı. Sizin aklınızda bir isim var mı? Benim aklımda bir isim yok şu an. Teşekkür ederiz. CHP. Siz? Ben hiç kimseye vermem. Aklınızda hiçbir isim yok mu? Vallahi bütün hepsi silindi gitti yani. Artık ülkenin halini siz de biliyorsunuz, siz de yaşıyorsunuz. Yani o yüzden hiç kimseye oy vermeyeceğim bu saatten sonra yani. Yorumsuz. AK Parti'ye. Teşekkür ederiz, sağ olun. Hiç kimseye. Aklınızda hiçbir isim yok mu? Yok. Tabii ki CHP'ye. Teşekkür ederim. AK Parti'ye veririm. Teşekkür ederiz. AK Parti'ye veririm. Teşekkür ederiz. Düşünelim daha yani, belli değil ki. Niye? Sizin aklınızda bir isim var mı? Hocam... Öyle bir şey ki muhalefet muhalefet değil, iktidar iktidar değil. Bayram harçlığı milletvekillerine bir maaş veriyorlar. Değil mi yani, 20 alıyorsa 40 alıyor. Bitti. Yani bize verdikleri, emekliye verdikleri 1000 lira. De 2000 lira mı çıktı, öyle bir şey oldu. 1500 lira, 1150 oldu pardon. Kimse demiyor ki sen bu parayı 1150'yi nereye harcayacaksın, gel bir pazara gidelim. Demiyor yani. Yani halk, hocam muhalefeti de halk yapıyor bu ülkede, iktidarı da halk yapıyor bu ülkede. Ya düşünün hocam, diyorlar ya Türkiye stratejik bir konuma sahip. Ben de diyorum ki Türkiye stratejik bir göç yollarına sahip. Bu sene düşünüyorum, verecek birisini de göremiyorum yani mevcut partilerin içerisinde çünkü aynı iş fiyat. Bağımsız. Teşekkür ederiz, sağ ol. Vermeyeceğim kişi belli de kime veririm bilmiyorum. Aklınızda bir isim yok mu? Meral Akşener'e veririm büyük ihtimalle. AK Parti'ye. CHP'ye. Teşekkür ederiz. Hiçbirine. Teşekkür ederiz. Haram zıkkım olsun. Verirsem de elim kolum kırılsın. Yorum yok. Yorum yok yani. Teşekkür ederiz. CHP. Kime veririm, şeye veririm. Erdoğan'a. Mansur Yavaş'a oy verirdim. Teşekkür ederiz. CHP'ye. Teşekkür ederiz. Kimseye. CHP'ye. Teşekkür ederiz, sağ olun. İktidara vermem. Aklınızda bir isim var mı? Aklımızda bir sosyal demokrat bir parti olursa, yani Atatürk'ü çizgide. Mansur Yavaş. Donald Trump gelsin bence. Siz? Ben boş. Teşekkür ederiz, sağ ol. Recep Tayyip Erdoğan hariç herkese. Aklınızda bir isim var mı? Hayır. Bugün seçim yapılsa açıkçası kimseye oy veremem. Aklınızda bir isim yok mu? Yani yok çünkü her şey çok kötü bir halde. CHP'ye vermeyi planlıyordum ama yani içindeki tüm Kemalistlerin atılmasıyla birlikte artık CHP'ye de güvenemiyorum. Yani kişisel mesela Mansur Yavaş'ı çok
Beğeniyorum çalışmalarını, yaptıkları işlerini. Eğer tek başına aday olsaydı ona verirdim diye düşünüyorum ama şu an öyle bir şeyim yok. Sanırım boş oy falan verdim. Yani bir kesin bir fikrim yok şu an ama bugünkü hükümete oy vermezdim, onu söyleyebilirim. Kendinizi yakın hissettiğiniz bir isim var mı? Cumhurbaşkanı seçimi olursa Mansur Yavaş'a oy verirdim. Komünist Partisi. Siz? Ben de. Sosyalist Emekçiler Partisi'nin genel başkanı Güneş Gümüş'e. Hiçbir fikrim yok. Aklınızda bir isim var mı? Hiç yok. Kararsızım bu süreçte. Hiç desteklediğim. Kendinizi yakın hissettiğiniz bir isim var mı? Yok. Kimseye. Kendinizi yakın hissettiğiniz bir isim var mı? Yok. Kendime. Siz? CHP. Ekrem İmamoğlu'na. Teşekkür ederiz. Çok sağ ol. Tayyip'e. Vallahi hiçbirine vermem herhalde. Aklınızda bir isim var mı? Yok. Hiç kimseye. AK Parti. Mansur Yavaş'a. Teşekkür ederiz. CHP'ye veririm. Kendime. Kendi her şey. Kendime. Valla 1998'de bir kere oy kullandım. Kimseye vermem. Siz? Şu an bir seçim olsa kime oy veririm düşünmem gerekiyor. Yani ya CHP olurdu ya da İYİ Parti olurdu. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Cumhurbaşkanımıza. Siz? Biz de. Kimseye vermeyiz. Hiç kimseye verilecek hiçbir yer yok yani. Teşekkür ederiz. Kim olsun? AK Parti tabii ki. Siz? AK Parti. O da AK Parti. Halkın Kurtuluş Partisi'ne. Teşekkür ederiz. CHP. Teşekkür ederiz. Sağ olun. CHP'ye vereceğim. Siz? Ben yorum yapmayayım en iyisi ya. Teşekkür ederiz. Sağ olun. CHP'ye veririm. Bugün seçim yapılsa kime oy verirsin? Kararsızız da. CHP'ye veririm. Teşekkür ederiz. Sağ olun. CHP. Siz? Mansur Yavaş. Siz? Yok. Teşekkür. Mansur Yavaş. Fark etmez. Aklınızda bir isim var mı? Yok ya. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Kimseye. Aklınızda bir isim yok mu? Yok. Teşekkür ederiz. Siz? Kimseye ben de. Teşekkür ederiz. Siz? AK Parti'ye oy vermem, hepsine veririm. Kendinizi yakın hissettiğiniz bir isim var mı? Yok. Tabii ki de İYİ Parti. Teşekkür ederiz. Beyefendi. Bugün seçimi yapılsa kime oy verirsiniz? İYİ Parti'ye oy veririm. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Vallahi bugün seçim olsa oy vermem herhalde. Aklınızda biri var mı? Ya yok. Yani şu sistem devam ettikçe yani ülkeden kaçmayı bile düşünüyorum bak. Tayyip değil mi? Başkasına yok baba. Tayyip baba tamam. Başkası yok. Teşekkür ederiz. Bugün seçim olsa kime oy verirsiniz? Erdoğan'dan başka kimseye vermem. Yaşasın Erdoğan kardeşim. Tabii ki CHP. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Çok güzel soru. Vallahi ekonomiyi kim düzeltecek sonra? Aklınızda bir isim var mı? Şu an için yok. Kimseye. Bilmiyorum. Yakın hissettiğiniz bir isim var mı? Hayır. Teşekkür ederiz. AK Parti'ye vermeyeceğimiz kesin. Kendinizi yakın hissettiğiniz bir isim var mı? Yok, hayır. Teşekkür ederiz. AK Parti'ye vermem. Kendinizi yakın hissettiğiniz bir isim var mı? Şu an için yok. CHP'ye veririm. Teşekkür ederiz, sağ olun. Kimseye. Boş kendinizi al. Yakın hissettiğiniz bir isim yok mu? Yani yok. Öyle hepsi aynı geliyor bana. AK Parti'ye veririm. Hiç bilmiyorum ya. Kendinizi yakın hissettiğiniz bir isim var mı? Hiç şu an bilmiyorum. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Kime veririm biliyor musun? HDP. İYİ Parti. Teşekkür ederiz. Bugün bir seçim yapılsa kime oy verirsiniz? Kendime. Oy vermem. Oyun boşta yani. Kendinizi yakın hissettiğiniz bir isim var mı? Teşekkür ederiz. Bugün bir seçim yapılsa kime oy verirsiniz? Tayyip abiye. Ben bu soruyu cevaplamayayım. Siz? Neden cevaplamıyorsun? AK Parti. Teşekkür ederiz. Millet İttifakı'na. Teşekkür ederiz. Aklınızda bir isim var mı? Ya daha şu anda bir isim yok. Kim olursa olsun. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Türkiye Komünist Partisi. Teşekkür ederiz. Siz? Olabilir. Türkiye Komünist Partisi olur. Teşekkür ederiz. Kim olsa kime oy verirsiniz? AK Parti. Sayın Cumhurbaşkanımız, elini ayağını öperim. Emekli memurum. İyi kötü veriyor. Hesaplar diyorum, idare ediyorum. Memnunum. Sayın Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'a veririm. Çalışmaları güzel. Devlet ne yapsın? Bir sürü çoluk çocuk, millet. Evet. Saygı duyarım Sayın Cumhurbaşkanımıza, ona veririm. Emekli memurum, iyi kötü veriyor. İkramiye de. Allah bin kere razı olsun. Elini ayağını öperim, ona veririm. Bugün bir seçim olacak. Kime oy veririm? Evet ya. Hiç siyasi anlamda konuşmayı sevmiyorum aslında. Peki kendinizi yakın hissettiğiniz bir isim var mı?
AK Parti'ye vermez, onu söyle. Evet. Teşekkür ederiz, sağ olun. Kimseye vermem. Kimseye. Kendinize yakın hissettiğiniz bir isim var mı? Erkan Baş. Tabii ki AK Parti. AK Parti. Çok teşekkür ederiz. Tayyip Erdoğan'a. Teşekkür ederiz, sağ olun. Bugün bir seçim olsa AK Parti oy veririm. Teşekkür ederiz. Bugün bir seçim olsa kime oy verirsiniz? CHP. Hiç kimseye. Kendinizi yakın hissettiğiniz bir isim var mı? Nasıl? Kendinizi yakın hissettiğiniz bir isim var mı? Yok. Niye mobile gireyim? Hiçbirinde bir alt yok ki. Kimseye. Kendinizi yakın hissettiğiniz bir isim var mı? Yok. Teşekkür ederiz. Kimseye. Teşekkürler. Bugün bir seçim olsa kime oy kullanırsınız? Kılıçdaroğlu'na. Teşekkürler. Kime? Kime verilir sence? Bugünkülere vermem en azından. Kendinizi yakın hissettiğiniz bir isim var mı? İsim olarak İmamoğlu olabilir. Muhalefette herhangi biri olabilir. Kesinlikle muhalefet adayı. Teşekkür ederiz, sağ olun. Şu anki rejim dışındaki çoğu kişiye. Kendinizi yakın hissettiğiniz biri var mı? Yok. Kimseye vermem. Kendinizi yakın hissettiğiniz bir isim yok mu? Hiç kimse yok, yani düzeltebilecek kapasiteler olduğunu da düşünmüyorum. Hani hepsi kendi çıkarları için yani atıp tutuyorlar diyeyim. Atıp tutuyor demeyeyim de konuşuyorlar, hani şey yapacaklarını söylüyorlar ama nasıl yapacakları, yani ortada hiçbir şey yok. Lafla da peynir gemisi yürümüyor. Yani AKP'ye vermem. Kendinizi yakın hissettiğiniz bir isim var mı? Şu anlık yok maalesef. Ali Babacan'a biraz sıcağım. Onun dışında herhangi bir isim düşünmüyorum. Mansur Yavaş. Teşekkür ederiz. Kime oy verirdim seçim yapılsaydı? Yani şu an hiçbir şey düşünemiyorum. Artı seçim yapılırken kendisini başa koyacak kimse, ona verirdim. Zaten diğer kişileri vermeyiz, biliyorsunuz. Sizin kendinizi yakın hissettiğiniz bir isim var mı? Tabii ki Kemal Kılıçdaroğlu'na verirdim, kesinlikle. Teşekkür ederiz, çok sağ olun. Rica ederiz. Bugün seçim yapılsa kime oy verir? İyi Parti'ye. Ben kesinlikle Mansur Yavaş'a oy verirdim. Şu anda kendisi seçime katılmayacağını söyledi ama bunu söylemesi gayet normal. Çünkü söyleseydi bir şeyler olabilirdi. Ondan dolayı seçimde kesinlikle Mansur Yavaş'ın katılacağını düşünüyorum ve ona oy vereceğim. Ben Mansur Başkan aday olursa ona veririm diyorum. Teşekkür ederim. Siz? Ben kimseye vermem. Teşekkürler. Ben verirsem ona verir. AK Parti'ye vermezdim. Kendinizi yakın hissettiğiniz bir isim var mı? Efendim? Kendinizi yakın hissettiğiniz bir isim var mı? Yeni açılacak partiye vereceğim. Teşekkür ederiz. Bugün seçim yapılsa kime oy verirdiniz? Vermezdim. CHP. Son. Teşekkürler. Siz? Ben vermiyorum. Siz anladınız. Ben CHP'ye oy verirdim. CHP. Sonuna kadar. Teşekkürler. Selahattin Demirtaş. HDP. Teşekkürler. Hiçbirine. Teşekkür. CHP'ye verirdim. CHP'ye vereceğim tabii ki. Teşekkürler. Vermeyeceğim. Teşekkürler. Tabii ki CHP'ye, Atatürk'ü, Cumhuriyet'i koruyan, seven, sınırlarımızı koruyan, sınır namustur diyen, bayrağımıza ölünceye kadar sahip çıkan tek partidir. Çok teşekkür ederim. Partisidir. Çok sağ olun. CHP, CHP, CHP. Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. AK Parti. CHP. Teşekkürler. Kılıçdaroğlu'na. Teşekkür ederiz. Hiç kimseye. CHP'ye. Açıkçası yani biraz bireysel bir soru ama şahsen bilmiyorum. Ben sadece ülkenin en iyi yönetecek olan kişinin, yani ülkeye daha çok faydası olacak kişinin başa gelmesini tercih ederdim. Spesifik olarak şu parti ya da bu parti diyemem. Peki kendinizi yakın hissettiğiniz bir kişi var mı? Hayır. CHP'ye. Teşekkür ederiz. CHP. Vermezdim. AK Parti dışında herkese. Kendinizi yakın hissettiğiniz bir isim var mı? CHP. Olursa Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu. Teşekkürler, sağ olun. Recep Tayyip Erdoğan'a. Siz? AK Parti. Teşekkür ederiz. Mansur Yavaş. Teşekkür ederiz. Yorsam çarpılıyormuşum. Bugün seçim yapılsa kime oy verirdiniz? Mansur Yavaş. CHP'ye oy veririm. Teşekkür ederim. MHP'ye vermem, AKP'ye vermem, HDP'ye vermem. Diğerlerini bilmiyorum. Teşekkür ederiz. Hayır baba. İyi Parti. Hayır. Ben eş değilim. Teşekkür ederim. Tayyip'e vermeyeceğim %100. Kendinizi yakın hissettiğiniz bir isim var mı? Hayır. Siz? Hayır. Kime oy verirdim? CHP'ye verirdim. Seçim yapılsa kime oy verirdiniz? Mansur'a. Teşekkürler. Bugün seçim yapılsa kime oy verirdiniz? Belediye mi? Genel mi? Genel. Tayyip Erdoğan. Teşekkürler. Ben CHP'liyim. Atamı partisine. Boş atardım. Biz Almanya'dan geldik. Teşekkür ederiz. Seçim hakkımız yok burada. Ben şeye verdim, AKP'ye verirdim. Teşekkür ederiz, sağ olun. AK Parti'ye. Siz? Belirsiz. Hepsine basardım işte. Biz yurt dışından geliyoruz. Vallahi herhalde hiç kimseye vermeyiz. Çünkü ele tutulur bir şey yok. Yani. Teşekkürler. Siz? Vallahi yani
aynen söylediği gibi biz genellikle yurt dışında kalıyoruz. İnsanlarımızın tabii ki geleceği için, onların umutları için ülkenin bu yönetilen yönetimde değişim yaşanması gerekiyor. Muhalefet eğer birlik sağlarsa ben muhalefeti tercih ederim. Bilmem, CHP'ye veririz herhalde. Teşekkürler. Siz? Aynı şekilde. Bugün seçim yapılsa Muharrem İnce'ye verirdim. Kimse. Teşekkürler. HDP. Teşekkürler. Kime mi gizli olsa söyleseniz. Yok, söylemeyin. Kime vereyim abla? Vallahi. Şimdiki hükümete vermezdim yani. Kendiniz yakın hissettiğiniz bir isim var mı? Bu arada söylemeyeyim isterse. Kesinlikle AK Parti değil. Kendinizi yakın hissettiğiniz bir isim var mı? Muharrem İnce olabilir. Adaylara bağlı. Siz kimin olmasını istersiniz? AK Parti değil. Teşekkürler. Mansur Yavaş hariç kimseye vermezdim. Teşekkür ederiz. Bugün seçim yapılsa hiçbir partiye oy vermezdim. Kendini yakın hissettiğin bir isim var mı? Yok. Hiçbirini. Kendinize yakın hissettiğiniz bir isim yok mu? Belki birimiz Mansur Hocam eğer aday olursa. Dediniz. Kimseye vermezdim. Tabii ki de Tayyip. Teşekkürler. Siz? Teşekkürler. CHP'ye verin. Teşekkür ederiz. Hiç kimseye. CHP'ye verir miydi? Siz? Ben de CHP'ye veririm. Teşekkür ederiz. CHP'ye verirdim ben. Siz? Aynı. CHP. Ben solcuyum, solcuyum. Teşekkür ederiz. AK Parti'ye vermem. Kendinize yakın hissettiğiniz bir isim var mı? Yok. Kimse. Kendinize yakın hissettiğiniz bir isim var mı? Kimse. AK Parti hariç hepsine verebiliriz. Kendinize yakın hissettiğiniz bir isim var mı? Teşekkürler. Mansur Yavaş. Teşekkürler. Bilmiyorum inanın. Erdoğan'a vermezdim. Kendim et. Kendinize yakın hissettiğiniz bir isim var mı? Mansur Yavaş. Evet. Mansur Yavaş. Teşekkürler. AK Parti'ye vermezdim. Kendinize yakın hissettiğiniz bir isim var mı? Vallahi kendim sağcıydım, sağdan soğudum. İşin açıkçası söylüyorum. Sonra... Teşekkür ederiz, sağ ol. Kime ola? CHP'ye verirdim. Teşekkürler, siz? CHP. Siz? Ne efendim? Ne dediniz? Bugün seçim yapılsa kime oy verirdiniz? CHP'ye be. Mansur Yavaş'a. Siz? Mansur Yavaş tabii. Teşekkürler, sağ ol. MHP olabilir. Kimseye. Siz? Kimseye. Tabii ki de CHP'ye. Teşekkürler. Kimseye vermezdim. İki tarafında iyi yönetebileceğini düşünmüyorum. Teşekkür ederiz. Bilemedim. CHP'ye veririm büyük ihtimalle. Bugün seçim yapılsa kimseye vermezdim. Kendinize yakın hissettiğiniz bir isim yok mu? Şu an için yok. Kime oy veririm? Hala karar veremedim. Kararsızım. Kendinize yakın hissettiğiniz bir isim var mı? Herhangi bir isim şu an için yok. Siz? Ben de küskünlerdenim. Şu an düşünmüyorum. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Kararsız mı şu an? Yani onu o zaman düşüneceğiz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. AK Parti herhalde. Teşekkürler. Siz? Parti hariç herkes. Teşekkürler. Kararsız. Siz? Kararsızım. CHP. Teşekkürler. Biraz adamına göre vermek lazım. Aslında şu an vereceğim bir siyasi parti yok açıkçası. Peki kendinize yakın hissettiğiniz bir isim var mı? Şu an Mansur Başkan var. Kendimi yakın hissettim Ankara'lı olduğum için zaten. Verirsem eğer Mansur Başkan da zaten Cumhurbaşkanı adayı olursa Mansur Başkan'a veririm. Teşekkür ederiz. Siz? Ben de Mansur Başkan'ı kendime yakın görüyorum. Eğer aday olursa ona veririm. Tabii ki CHP. Teşekkür ederiz. Siz? Kimseye. Vallahi bilemiyorum. Kendinizi yakın hissettiğiniz bir isim var mı? Efendim? Kendinizi yakın hissettiğiniz bir isim var mı? Kendim yakın hissettiğim bir isim yok şimdi. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Bugün seçim yapılsa kime oy verirdim? CHP'ye oy verirdi. Biz de CHP'ye oy verirdik. CHP'ye benim Atatürk'ümün partisi. Türkiye Türkiye olalı 20 yıldır böyle acı çekmedi. Zengini zengin, fakiri fakir etti. Bizim de hayatımızda bu yaşta 70 yaşındayım. Avrupalı bir koca bulsam gideceğim. Teşekkür ederiz. Siz hangi partiye oy verirdiniz? Ben hangi partiye vereceğim? Benim genel başkanım, benim liderim ve Türkiye'nin lideri, Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Mustafa Kemal Atatürk liderim. Cumhuriyet Halk Partisi de benim partim. CHP. Siz? Aynen. Teşekkür ederiz. Lütfen oy verin. Tabii ki CHP. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Size de soralım. Bugün seçim yapılsa kime oy verirdiniz? Tabii ki Kılıçdaroğlu. Mansur Yavaş. Mansur Yavaş. Tayyip Erdoğan'a. Vallahi ben Bahçeli'ye verirdim.
musun? Tabii ki CHP'ye oy veririm. 100 kere de 1000 kere de. AK Parti'ye. CHP'ye. Teşekkürler. Ben söylemeyeyim. Teşekkürler. Mansur Başkan. Teşekkürler. Siz? Bu ülkede kimseye vermez. Başka biri olabilir mi? Teşekkürler. HDP'ye. Teşekkürler. Kimseye. Verirdiniz. AK Parti'ye. Teşekkürler. Bugün seçim olsa kime oy verirdiniz? Aynı AK Parti. Teşekkürler. Siz? Aynen Erdoğan'a. Teşekkürler. Hiçbirine. Kendiniz yakın hissettiğiniz bir isim yok mu? Yok. AK Parti her şey veriyor. Ha, ben de öyle. Bugün seçim olsa kime oy verirdiniz? AK Parti'ye. Teşekkürler. CHP. Şu an yani düşüncem kimin aday olacağına bağlı tabii. Siz kimin olmasını istersiniz? Ya tabii gönül ister ki Mansur Yavaş olsun. Fakat hani olmayacağım yönünde bir açıklama yaptı. Fakat o görüşte birinin olmasını istiyorum. Ya tamamen şu an hani hükümetten farklı bir hükümetin gelmesini istiyorum. Yani düşüncem böyle. Teşekkür ederiz. Siz? Katılıyorum, tamam. Teşekkürler. Hiç kimseye vermezdim. Siz? İstemezdim, boş oy kullanırdım. Seçim olsa ben milletvekili adayı olurdum. Seçim olursa Tayyip Erdoğan'a verirdim. Her bir şeyi yapıyor. Ondan bir kere Allah razı olsun. İnşallah bu sene de, gelecek sene de daha iyi olur. Yani bu sene tabii deprem felaketi, orman felaketi ve yangın felaketleri, sel felaketleri, hep bunlar Allah'tan geldi. Teşekkür. Ne gibi? CHP. Teşekkür ederiz. HDP. Olsa kim oy verirdiniz? CHP. Teşekkürler. CHP'ye. Teşekkürler.